Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kafam niye böyle iyi gibi uyandım? Neyse, nasılsınız? Ben hiç iyi değilim. Tekrar YouTube'a başlamamdan bunu anlamışsınızdır. Ne zaman sıkılsam YouTube'a video çekip atıyorum. Sonra 5 ay bir daha çekmiyorum. Ama bu ay diyorum. Şimdi çekecek gibiyim çünkü aklımda birkaç bir şey var. Yaz da geliyor. Neyse, ben size niye iyi olmadığımı anlatayım. Ben çok sıkıldım. Bu karantina denen bok artık korona bitmeli. Çünkü buradayım. Yani buralarda da değilim. Psikolojik olarak buradayım. Sabır olarak buradayım. Yani bitti. Depresyonumun ikinci dalgasını yaşıyorum artık. Hiç iyi değilim. Bir şeyler yapmam lazımdı. Bu yüzden YouTube'a video çekmeye karar verdim. Çünkü hiçbir bok yapmıyorum. Ne yaptığımı söyleyeyim size. Bilgisayarı açıyorum. Spotify. Karışık çal. Kafamı böyle koyuyorum masanın üstüne. Ya da yatağa böyle yüzüstü yatıyorum. O kadar. Hiçbir boka yaradığım yok. Hiçbir şey yapmıyorum. Derslerde seni zaten Allah'a emanet o. Yani ne oluyor ne bitiyor hiç bilmiyorum. Jenim bu videoda ne yapacaksın derseniz. Arkadaş alkış efekti istiyorum. Sonunda diyetisyene baş. Ay bütün arkadaşlarım kanayan yarası. 2 seneden hatta 2 seneden fazladır sürekli diyorum ki işte diyetisyene gideceğim, diyetisyene başlayacağım. Sonra biri gidiyor. Onun listesini alıyorum, yapıyorum. Sanki şey para yok, para vermeye şey oluyor. Neydi? Başkalarının listelerini falan yapıyorum. Ama asla gitmiyorum. Sonra kilo veremeyince de diyorum ki ve artık o zinciri kırmaya karar verdim ve dün dedim ki alayım ya. Bir de böyle deneyim. Öyle de veremiyorsak artık yani anan ki. Yapacak bir şey yok. İşte kaç 10-10 geçe randevum var. Ben yine salak gibi alarmımdan önce kalktım. 8'de kalktım. O yüzden bir tık biraz böyle sinirim bozuk ama yapacak bir şey yok. Şimdi yüzümü falan yıkadım. Orayı çekmedim. Çünkü o cilt bakım bir şeyini tekrar önceden zaten var. Şöyle durayım ha. Önceden zaten vardı. Güncellenmiş halini çekmek istiyorum. O yüzden orayı göstermedim. Şimdi ne giyelim? Dolabın haline bakar mısın? Her yer her yerde. Çakma Gucci kemer. Neyse. Ay bu ışık niye bu kadar kötü? Dağınıklığı çok kötü. Rezillik. Neyse ne giyeyim? Sanki çok bir yere gidiyormuşum gibi de. Ama hava böyle güzel olunca giyinesim geliyor. Ama hiçbir yere gitmeyeceğim. Sonra da bir yere gitmeyeceğim. Çünkü saat 1'de mi artık ne zaman olur bilmiyorum ama quizim var. Bütün günümün içine sıçıyor yani. O yüzden. Siyah bir şey gördüm. Şu üstümü giyeyim. Trendyol. Onu da Emma'da görmüştüm. Ondan aldım. Giyindim. O sivit üstü çıkardım. Camı açınca havanın aşırı sıcak olduğunu fark ettim. Ve bir tişört giyindim. Plan 1. Ay plan 1 değil pardon başka. Şimdi çantamı atayım. Oturayım. Ah dizimi çarptım. Şimdi buraya da niye oturdum bilmiyorum. Yani ne yapacağım? Güneş kremimi süreyim. Arkadaşlar. Bunu cilt bakımı şeyini çekmeye beklemeyeceğim. Güneş kremi kullanın. Allah rızası için. Bakın. Ben o kadar video izledim. Ve millet deli gibi güneş kremi kullanın diyorlar. Ay ne var burada? Güneş kremi kullanın ne olur ne olur diyorlar. Ben de güneş kremi kullanmaya başladım. Ve aynı şeyi şimdi ben size yapıyorum. Güneş kremi lütfen kullanın. Çok işe yarıyormuş yani. Her yerinize sürün, her yerinize sürün. Gözlerinize kulak millet kulağına bile sürüyor.
Boynuma çok sürmüyorum ama her yerinize sürün. Lütfen. Benim için. Şey, bu hayrım var ya, yabancı cilt bakımı şeyse. Evin içinde bile sürün diyorlar. Ben bunu daha yeni bir aydır öğrendim. Evin içinde de sürmem gerektiğini. Evin içinde niye süreyim ki diyordum. Evdeyim yani. Az sonra anlattı anlattı anlattı. Çok merak ediyorsunuz. TikTok'ta mı ne anlatıyordu? Büyük ihtimalle YouTube'da da vardır. Gidin izleyin. Türk biri de vardı, bir kız. Çisem miydi adı? Yanlış söylüyor olabilirim. O da böyle güneş kremleriyle ilgili bir video yapmıştı. Onu da izledim. Onu da izleyebilirsiniz. Hoş videolar. Ben bu şeyi kullanıyorum. Neydi bu? Yves Rocher'in. Ama bunu hiçbiri önermedi. Yani videolarında ne hayrım ne de Çisem söylemedi. Başka video, başka kremler söyledi. Onu alacağım. Ama şimdi elimde bu var. Bunu kullanmak zorundayım. Ondan sonra başka ne yapayım? Bak, elime krem yapmadan nemlendirici sürecektim dudağıma. Sonra kapağını açamıyorum. Elbiseyi. Ne bu? Mesaj geldi. Açtım. Telif yemeyeyim, müzik dinliyorum. Ne yapayım? Bir şey sürmeyeyim. Gözlerimin altından nefret ediyorum. Yine havlu küpe aldım. Onları takayım bari. Diğerleriyle denize girdiğim için rengi biraz gitmişti. Bunu yeni aldım. Gözümün altına kadına gider gitmez de böyle balıcı gibi gözükmek istemiyorum. Birazcık süreyim. Revolution, benimki C4 numarası. Bu benim üçüncü galiba. Dördüncü. Üç. Dördüncü kutum bu benim. Bitirdiğim. Şu touch shape tape'den almak istiyorum ama burada yok. Hafif süreyim. Bu kadarcık benim göz altlarım için hiçbir boka yaramayacak ama hiçbir şey yok. Çok da neyidir. Laylaylom hazırlanıyorum ama saat kaç acaba? Normal bir şeyle satıyorum. Bu NYX'in sabitleyicisi ama içinde boş su var. Artık kendisi 120 lira olduğu için kutusunu bile atmıyorum. Tamam, hazırım. Bir şey yapmadım. Biraz kapı sürdüm. Kaşımı kirpiğimi taradım. Of. Bu kadar erken kalkınca da sonra bekle 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 zaman geçmiyor. Ne yapacağım ben şimdi çıkana kadar? Aldığımdan beri bunlardan başka hiçbir şey giymiyorum. Millet artık laf ediyor. Ama kusura bakmayın, parası kadar giyeceğim. Bunu bir de Jordan'ları parası kadar giyeceğim arkadaşlar. Şimdilik sizi burada bırakıyorum. Çünkü orada çeker miyim çekemez miyim bilmiyorum. Ben çıkıyorum şimdi. Gelince konuşuruz. 8'den beri uyanığım ve saat 11. Çok acıktım. Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayacağım kendime, kahvaltı. Bu arada gittim geldim. Bir sürü şey verdi. Tarlayan aileyi yaptırdı. Yapacağım. Gözükmüyorum. Ondan sonra yağ sıfırını verdim. Sol kolumda daha çok yağ varmış. Kadın neler dedi? Mesela ilk gittim. Bunu anlatayım, kendime yemek hazırlayacağım. Gittim. İşte kadın dedi ki işte dün ne yedi mesela anlat dedi. Dedim bu. Ondan sonra bana dedi ki bu yediklerin hepsi 800 kalori dedi. Böyle baktım ya, yani az mı çok mu dedim. Sporda yaptım dedim. Az dedi. Nasıl az dedim kadın. Ondan sonra dedi ki az kalori alıyorsun dedi. Bunu arttırmamız lazım dedi. Nasıl ya dedim. Ben boşuna mı yemek alıyordum dedim. Ondan sonra bir süre ye dedi yani. Ondan sonra yemekten korkma dedi. Ondan sonra bu benim için aşkım olduğum bir şey değil sonuçta. Bilen bilir, ben hep az yemek yerim. İşte sorun buymuş. Az yemek yemekten kilo veremiyormuşum.
Neyse bu şey daha detaylı bir video çekerim. Kadın neler dedi falan, ne yapmam gerektiğini. Orada iyice anlatırım. Belki bunu çektiğimde kaç kilo vermiş olurum. İnşallah. Kadına dedim ki beni 50 kilo yapar mısın? Neyse. Artık yemek yemeyeyim mi? Çok acıktım çünkü. Benim bir sabah klasiğim. Kahvaltım, kahvem. Ve YouTube'dan izlenecek bir şey arıyorum. Orada kadına dedim ki şimdi kahve içiyorum dedim biraz. Sorun olur mu dedim. O da dedi ki işte su içtiğin sürece sorun yok dedi. O zaman günde 5 bardak kahveye yaşasın. 5 bardak kahve içebilmek için 10 litre su içeceğim. Bugün quizimiz var. Linguistik 2. Nefes ediyorum. Tabii ki hiçbir şey bilmiyorum. Bizimkilerde kimse bir... Yine egemene emanetim. Gruba yazıyorum şimdi. Diyorum ki quiz biliyor musunuz? Hiç çalıştınız mı bir şey? Bu sanıyor. Çok gereksiz yere güldüğümü fark ettim. Egemen. Ay konuşamıyorum. Mustafa diyor ki egemen yapar. Sınava gireceğiz vizelere. Çalıştınız mı diyorum. Mustafa diyor ki egemen yapar diyor. Bütün sınavlara egemene... Ay. Pardon. Tuğba ne nedir? And even when these rules are flawed... Şu an yapmak istediğim tek şey oturmak, böyle yayılarak ve kardeş yanları izlemek. Evet, 6. sezon 2. bölümdeyim. Dedim ben bu serüvene niye daha önceden başlamamışım? Adam. Adam. Bizimkiler olmadığı için, bizimkiler dediğim babamla anam, klasik bir evsiz demeyeyim de evde tek başına yemeği olan mantı yapacağım. Ama mantıyı kendime yapmayacağım. Canım kardeşime yapacağım. Ben de yiyeceğim. Neydi be? Ben de yiyeceğim. 3 günlük olan kabak yemeğini yiyeceğim. Hadi bakalım, yapalım bakalım yemeğimizi. Allah. Tencere. Su ısıtacağım şimdi. Yavaşça döküyoruz. Ocağı açmamışım. Azıcık tuz atıyoruz. Hiçbir şey ne kadar tuz atmam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden böyle 2 kaşık atıyorum. Muhtemelen çok. Ama bana ne? Ondan sonra şunu bir karıştırayım. Neyse bir kaşık türü. Şöyle bir karıştırayım. Bu su sanki azal. Neyse. Mantımızı alıyoruz. Evet. Okey, cumburlop döküyoruz ve bu kadar. Thumbnail. Bu su yeter mi? Yeter sanki. Allah. Telefon düşüyordu. Bence yeter ya. Yeter yeter. Mantılar suyun altında kalıyor işte. Bu kadar. Gördüğünüz gibi çok bir şey beklemeyin yani. Ne yapacağım bilmiyorum. 2 gün bunu yerse abi. Sonra da bir şey. Şu an Fox TV'yi izliyorum. İzlediğim her dakika Türkiye'den birazdan nefret ediyorum. O zaman siktir git dediğinizi duyar gibiyim. Elimde olsa gideceğim zaten. Ben biraz mantı yedim. Ama çok güzel olmuştu. Bir kaşık yedim, bir kepçe yedim böyle. Çünkü önceden yaptığımda da yememiştim. Birazcık yedim. Neyse. Biraz ağırlık çöktü.
Ben şimdi ne yaparım? Bu çektiklerimi bilgisayara atarım. Editlerim. Gözümde ne yansıyor? Böyle çok çirkin. Merhaba. Neyse. Bunları editlerim. Üşenmezsem. Büyük ihtimalle üşeneceğim. Yarın aslında Cuma 23 Nisan yasak. Yarın bütün gün edit yapabilirim. Yarın yaparım. Şimdi ne yaparım? Giderim, film izlerim. Bir şeyler. İzleyeyim. Yüzüklerin Efendisi'nin son filmindeyim. Evet. Yüzüklerin Efendisi'ni daha yeni izliyorum. O yüzden. Kapı. Nerede kaldım unuttum. Server geldim. Yüzüklerin Efendisi'ni diyordum. Yüzüklerin Efendisi'ne yeni başladım. Yeni izledim. Güzel. Neyse. Bu videoyu burada kapatıyorum. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İzlemediyseniz de neyse. Küçük bir şey yok. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.